Merhaba dostlar, yepyeni bir Kripto Levent analiz ve haber videosu da daha sizlerle birlikteyiz. Biraz önce enflasyon verileri açıklandı. Bununla ilgili de bir video yapmam gerektiğini duydum. Ayrıca şunu da hemen belirtmek istiyorum. Bundan sonraki video serilerimde biraz daha sık olabilir hatta bu. Airdrop haberlerini de videolaştırmayı düşünüyorum. Öncelikle Twitter'dan tweetini Twitter atıp sonrasında ise yapılması gerekenlerin ne olduğunu o airdrop'a katılmak için video şeklinde yayınlayacağım. Ee, onu da inşallah ilgi göreceğini düşünüyorum ve bol bol kazançlara e, sebebiyet vereceğini düşünüyorum inşallah şimdi gelin birlikte bakalım enflasyon verileri acaba bizlere ne yapmış ve ne yapacak onu görelim şimdi e, bir kere şunu söyleyelim enflasyon verileri hatta şuradan bakalım hemen beklenen 5.2 ve 5'e düştü dostlar tüfede. 6 ydı ve 1 puan birden düştü. 0.8'den daha büyük bir yani 0.8 düşüş bekleniyordu ama daha 1 puanlık bir düşüş oldu toplamda. Burada tabi bunun son 6 ayın en yüksek verisi olduğunu söyleyebiliriz. En yüksek düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Ekim'den itibaren düşüşler zaten burada ve beklentiler de burada. En fazla düşüş bu ayda yaşandı. Bu tabi bizim piyasamız için iyi bir haber. Çünkü bu aynı zamanda doların da düşmesine sebep oluyor bir taraftan. Uzun vade için kesinlikle çok çok iyi onu bir söyleyebilirim. E, hatta şuradan bir bakarsak eğer Tether dominansında da satışların geldiğini söyleyebiliriz. Fakat ben e, hatta satışlardan sonra hemen alımların geldiğini söyleyebilirim. Bunu birazdan değineceğim. Burada bir DX'e değinmek istiyorum ilk önce. Şimdi DXY ile alakalı önceki videomda size bazı bilgiler vermiştim zaten. Bu dedim ki hani şu çizginin üstüne bir devam edebilme durumu var galiba. Bir 103, 103 civarlarına doğru bir deneme yapabilir. burada tabii neyi hedeflemiştik? Şu bu tarihlerde bir videomuz vardı hatırlarsanız. 101-294'e buradan yukarıya, buradan sonrasında işte 99'a doğru bir gidişat olabileceğini söylemiştim. şimdi bu 101 civarlarına doğru evet geliş oluyor ama hani şu trendi kırmazsa eğer burada biz en düşük ne görmüşüz bir bakayım bir saniye. En düşük 101.415. Yani çok az kalmış. Yani bu bölgeye temaslı artık diyebilir miyiz? Bir nevi çok yakın. Buradan bir dönüş de olabilir. Niye bunu söylüyorum? Hani biraz daha tabii düşebilir burada. 101 civarlarına gelebilir. Buradan da aşağı gidebilir. Ama şu an için buradaki teknik veri bu trendin üstünde kaldığı sürece sıkıntımız yok. Bir süre daha yükselişe devam edeceğiz diyor. Yani şöyle söyleyebilirim. 101-294'ün üstünde kaldığımız sürece buradaki yükseliş devam edebilir yani dolar endeksi tarafına yükseliş devam ederse o zaman euro tarafında ve ona bağlı birkaç daha paritede biraz daha düşüşler olabilir. Şimdi peki bu bize nasıl yansır? Bitcoin'de ne oldu? Ona bakalım. Şimdi Bitcoin tarafında zaten bu iki gün öncesinde 28.800-700 civarlarına böyle bir avazda geçtik. Yani burada bayağı takıldık takıldık geçtik. Ve sonrasında bugün 30.125'ten işlem görüyoruz. Hatta Bitfinex borsasında 30.494'ü gördük. Ne olacak bundan sonra ne olabilir bir ona bakalım. Şimdi akşam burada tabii yine toplantı tutanakların açıklanması var. Orada da bir volatilite mutlaka olacaktır. Şimdi burada iki çizgi görüyorsunuz dostlar. Bir tanesi 32.400 seviyeleri bir tanesi 29.200 ve 300 aralığı diyebiliriz. Nereden geliyor bunlar? Bakın hemen. Bu bölge çok önemli bir bölge. Yani direnç olarak da önemli, destek olarak da önemli. Bunun üstünde kalabilmek lazım bir kere. Bu şartımız e, var yükseliş. Genel yükseliş içinde, kısa vadeli yükseliş içinde bu seviyenin üstünde günlük kapanışları görmemiz lazım. Bu birinci şartımız. İkincisi ise hemen yukarıda bakın bu base alanının base diyoruz buna ya da supply diyebiliriz. Yani burası komple aslında bir arz bölgesi. Burası tehlikeli bir bölge. Biraz geniş bir aralık gibi gözükebilir size ama genel yükselişi değerlendirdiğimizde burası yine küçük bir alan olarak kalıyor. Ama tabii ki scalp veya day trader arkadaşlar bunun arasında onlarca işlem yaparlar. Ondan bahsetmiyorum. Şimdi yukarıda. 32.500 veya 32.400 seviyesi genel yükselişi de e, baltalayan bir bölge buranın da kırılabiliyor olması lazım. Yani 29.200-300'ün üstündeki kapanışlar bir, ikincisi ise e, 32.400-500 seviyesinin üstündeki kapanışların gelmesi lazım. Eğer enflasyon verileri bu şekilde devam ederse evet yükseliş devam edebilirmişiz gibi gelse de arada bazı düzeltmenin yapılması lazım çünkü insanlar kar almak istiyor ve kısa vadeciler özellikle kar almak istiyorlar bu karın da dönüşebilmesi için direnç bölgelerini bekliyorlar yani karı alabilmek için direnç bölgelerindeki ya da arz bölgelerindeki ya da supply bölgelerindeki satışları bekliyorlar. Şimdi bizim bu 29.203 seviyesinin aslında güzel bir supply bölgesi. Burayı geçememesinin bu kadar zaman zaten burayı geçememesinin sebebi de bu. Bir arz bölgesi burası. E, fakat satışlar beklenildiği kadar e, derin olmadı. Şimdi bir şey hatırlayın fiyat yükseldikçe talep düşer diye bir yasamız da var değil mi? Şimdi talebin e, tabi burada şu da var e, burada sadece fiyat yükseldiği için e, talep düşer demek çok zor bitcoin tarafında çok uzun süredir biz düşüyoruz biliyorsunuz İnsanlar artık satışlardan bıktı. Ee, bu kadar zamandır görüyorsunuz, bir bir buçuk yıldır düşüyoruz ve artık talep bölgesinin ağırlıklı olduğu bölgeye geldik ve buradan bir hareket aldık. Evet, genel yükselişimiz genel e, e, yönümüz yukarı, kesinlikle ben buna artık e, katılıyorum. Zaten şuradan itibaren söylemiştim. Yani şuradaki yükseliş e, o buradaki 17 bin 18 binin kırılmasıyla zaten burada geldi. Yani o fikre zaten orada kapıldım ama arada bazı düzeltmelerin olması gerekiyor. Nasıl ki bakın şu trendin düzeltmesi burada olduysa bu trendin düzeltmesinin de bu bölgelerde bir yerde olması lazım. Ee, sağlıklı yükseliş için. İnsanlar kar realize edecek gelecek belki buradan belki biraz yukarıdan bir bir düşüş ondan sonrasında yukarıya doğru gitmesi lazım. Fakat e, güçlü boğa sezonlarında bizim gözlemlediğimiz bir şey var. Yani gelir... Ee, minik bir konsolidasyon ya da e, e, arz bölgesi veya demand bölgesi yaratıp ondan sonra devam eder. Bu güçlü boğalarda oluyor. Fakat şu bölgeyi, <laughs> Yani çok fazla derin düzeltme yapmadan şu bölgeyi boğanın bir başlangıcı olarak kabul edersek bu bölgelerde biraz oyalanması gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında boğa sezonu asıl boğa sezonuna girdiğimizde elbette dediğim şeyi yapar ama bu bölgede hala bir e, düzeltmenin gerekliliğini savunuyorum açıkçası. E, o yüzden de... <laughs> Özür dilerim. Kimine yüksek gelse de 32.200 ve 29.300 aralığının bir geçilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi birçok kişi daha bir diyecek. Ya 29.200 dedin 300 dedin şimdi 32.000 diyorsun gibi sözler çıkacaktır. Ama çok da önemli değil onlar o sözler benim için. Buradaki teknik ve e, temel veriler ışığında bize ne olacak onu tartışıyorum. Şimdi e, dediğim gibi Tether tarafında DXY tarafında böyle bir destek olduğu için şu bölgede tekrar 103 civarlarına doğru hareket ederse eğer e, Tether dominansı ve Bitcoin tarafında da minik düşüşler görebiliriz. Bu da bu düzeltmenin bahanesi olabilir. Tamam bunu bir cepte tutalım. <laughs> bu yüzden de arkadaşlar beklentim şu bölgenin e, biraz daha uzun vadeciler için beklentim şu bölgenin ilk önce kırılması e, gerekir veyahut da 20, bu bölgeden bir yerden 25 bine doğru düşüş gerekir diye düşünüyorum. İnatlaşmıyorum trendle öyle anlaşılmasın kesinlikle öyle bir inat huyum yoktur benim ilk 2-3 yıldan sonra zaten inatlaşmaktan vazgeçiyorsunuz olmuyor çünkü. E, burada sadece önemli bölgeleri takip ediyorum ve alım yapmak için de acele etmiyorum. Day trader'lar, scalper'lar tabii ki fiyatla çok haşır neşir değiller. Yani fiyat ne olursa olsun burada da, burada da, burada da, her yerde onlar e, trade'lerini yapıyorlar zaten ama biraz daha yatırımcı kafasında olan arkadaşların bu bölgeyi bir sert şekilde geçmesini beklemesi daha yerinde olacaktır. Çünkü risk ihtiva eden bir bölge burası. Bu riski de e, ben görüyorum açıkçası ve biraz dikkatli temkinli olmaya davet ediyorum herkesi. Şimdi dediğim gibi yani yanılabilirim de bunlar çok normal şeyler. Sonuçta müneccim değilim. Teknik verilere ve temel verilere göre hareket etmeye çalışıyorum ve uygun bir giriş yeri arıyorum kendime. Dedim gibi bu boğaya ben de katılacağım ve uygun bir yerden girmek istiyorum ha. Düşmez de yukarı doğru giderse yani yapacak bir şey yok o zaman buradan gireceğim. Şimdi diğer bir hadise ise arkadaşlar eee Chain GPT'nin bir airdrop'u var. Bundan bahsetmek istiyorum size. En azından video izleyen arkadaşlar da faydalansın. İki günü var hala. Eee Maxi Global Borsası'ndan e bu dağıtımlar yapılacak. Bunun linkine nereden ulaşabilirsiniz? Bakın hemen benim Twitter'ımda e aşağıda şurada var bakın airdrop fırsat diye yazıyor. Buradaki linke tıklıyorsunuz. Buradaki görevleri yerine getiriyorsunuz. Nedir o görevler? Mexi Global Borsası'nı Twitter'dan takip etmek. Tabii ki Mexi Global Borsası'nda yine onaylanmış bir mail adresiyle kayıt olmanız gerekiyor. Onun dışında Chain GPT'yi e, Twitter adresini takip ediyorsunuz. Chain GPT'nin Telegram kanalına katılıyorsunuz ki orada da sizi bir bot karşılıyor. Bot ilk önce insan mısın diye seni bir test ediyor. Sonrasında ise Çoy, e, <laughs> Chain Chain GPT'nin Discord kanalına katılıyorsunuz. Burada yine size aslında hemen şey yapmıyor hemen e, katsmıyor. bir 10 dakika falan bekletiyor sizi. E, Discord kanalında insan mısın değil misin diye test ettikten sonra içeri girebiliyorsunuz. Sonra Maxi Global Borsasından bir tweet'iniz var. O tweet'i retweet ediyorsunuz. Twitter'daki kullanıcı adınız ve e, Maxi'deki UID yani ee, üye numaranız. Hemen bu sizin profil resminizin altında zaten UID duruyor. Onu da buraya girdikten sonra işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ve birinci 250 dolar, 2 ile 5 arası kişi arası 150 dolar, 6 ve 10 arası 100 dolar, 11 ve 15. ler ise 50'şer dolar alarak 2000 dolarlık bu giveaway'i yani e hediye fırsatına faydalanmış olacak biz de bu e, kazananlar arasında girebilirsek girebilecek olan arkadaşlara yardımcı olabilirsek Ne mutlu bize Evet güzel e, ne yaptık? Şimdi Bitcoin'i değerlendirdik. Gelen enflasyon verileri ışığında DXY ve e, Tether'a baktık ve A Tether dominansına bakmadık. Bir dakika hemen ona geçelim. Bakın Tether dominansını da bir anlatmak gerekiyor. Çok özür dilerim. Bakın Tether dominansında bugün e, günlük grafik bu arada bu. Bir yeşil mum var. Bu ne demek? Buranın yükselmesi demek e, bizim tipi, şey, kripto tarafında birazcık yükseliş anlamına geliyor. E, bu yüzden buradaki mesela bir de, takoz görev görüntüsü oluşur mu acaba diye çizmiştim bunu ama olmadı. Trend çizgisi olarak kullanabiliriz bunu. Bu bölgeden yukarı yönlü bir hareket gelirse yine değişseyi desteklemiş olur. O yüzden de Twitter şey Twitter diyorum. Kripto tarafında birazcık daha düşüşler. bu ee... Gerçekleşebilir bu sebeple de hemen acele etmiyorum yani e, 30.000'e geldi 30.400'e geldi aa hemen alayım diye bir FOMO'ya kapılmak bizim kitabımızda artık yok o yüzden sağlam güzel tutunuşları gördüğümüz zaman hacimli tutunuşları gördüğümüz zaman elbette ki biz de dalacağız bir yerden. Evet, Tetra dominansını da açıkladım. Rahatladım şu anda. O yani kısacası şu aralar birazcık bir beklemede kalacağım. 32.000 pardon. Evet, 32.400 ve 29.200 aralığındaki hareket tarzında bakaraktan biraz daha karar vereceğim. Zaten gelişmelerle tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Eee da katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.